bebek yok gidici azmalık olarak bilinçlenmiş bir köyde buldum. Hem de sadece 5 kalple. Abi ortama baksana, ne biçim bir köye denk geldik, bu ne oğlum böyle? Ben daha nereye düştüğümü anlayamadım, birden karşımda zaman bekçisi belirdi ve beni şoka uğrattı. Zaman bekçisi mi? Oğlum Azov'un hikayesiyle zaman bekçisinin ne alakası var ya? Zaman bekçisi burada ne işiniz var, niye buraya getirdin beni? Şimdi nereye gidin Azov? Çok fazla vaktim yok. Zaman dilimindeki delik zamanın kurallarını ihlal etti ve tüm zaman akışını tehlikeye soktu. Ben zamanın akışına müdahale edemediğim için ise onu durdurmak sana düştü. Macerada bol şans diledi. Bunları dedikten sonra zaman bekçisi birden ışınlanarak ortadan kayboldu ve beni yalnız başıma bıraktı. Artık iş başa düşmüştü. Demek öyle ha. Dur bir dakika, giriş buralarda bir yerde mi acaba? Baksana, yerde giriş blokları var. Dur onu bulmaya çalışayım bir hemen. Bak 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 bak. Giriş orada köylüyü kovuluyor. Buldum onu, şuna baksana. Onu da diğerleri gibi tavuğa dönüştürecek herhalde. Şimdi anlaşıldı bu köyün neden böyle darmadağın olduğu. Şuna baksana. Giriş her yerin içinden geçmiş. Aa, köylü dostum, nereye kaçtığını zannediyorsun? Gel bakalım buraya. Şş lan Glitch, bana baksana sen. Oğlum utanmıyor musun lan zavallı köylülerle uğraşmaya? Şunun tipine baksana, yazık lan, ne yapmışsın şuna? Oğlum var ya, senin kafanı havaya uçururum bak. Vallahi durmazsan mahvederim seni. Küçücük boyunla bir de bana emir mi veriyorsun Azbov? Seni zavallı. Bu dünyayla işin bittiğinde sen de dahil tüm Minecraft canlarının yapısı bozulmuş olacak. Görünüşe göre de sırada sen varsın Azbov. Glitch bunları dedikten sonra birden bana enerji gibi fırlattı ve beni havaya uçurdu. Bebek Azbov formum Glitch'le yüzleşmeye kesinlikle hazır değildi. Manyağa bak lan oğlum, baksana yarım kalbim kaldı. Bu ne, ne biçim vuruyor? Acilen buradan gitmem lazım. Bebek Azbov formum onunla yüzleşmeye hazır değil daha. Artık bir daha benim işime burnunu sokmadan önce iki kere düşünürsün Azbov. Glitch'i durduramazsın. İkinci günden 10. güne kadar zamanımı nasıl güçlenebileceğimi düşünmekle geçirdim. Bu sırada zaman kaybetmemek içinse biraz odun toplamaya karar verdim. Ve işte tam bu anda Azbov'un yepyeni bir özelliğini keşfettim. Aa bir dakika bir dakika bir dakika, baksanıza 7 tane odun kırdım, ekranın sağsızlık sayı da 7 oldu. Bence bu sağsızlık sayı kırdığım blokları falan sayıyor. Dur şöyle toprak kırmayı deneyelim hemen. Of vallahi 8 oldu abi, çok iyi. O zaman ben şeyi merak ettim. Bu Azbov'un gücünü de kullanırsam o patlattığım blokları da sayacak mı sadece sayar? Dur şöyle ateşleyelim hemen. Of bir dakika. Oğlum vallahi oldu lan, 25 blok oldu. Oğlum var ya, bayağı iyi böyle ha. Seviye atlayıp hemen bebek Azbov formunda kurtulayım böyle. İyi tamam, etrafı patlatmaya devam edeyim o zaman ben böyle. Gençler vallahi ortalığı içinden geçtim biraz ama iyi tarafından bakalım, canım arttı baksanıza. 5 kalpten 7 kalp yükseldi canım. Acayip bir şey bu. Yok edici Azbov sizin için geliyor. 11. günden 23. güne kadar bebek Azbov formundan kurtulmak için etrafımı yok etmeye devam ettim. Farkında olmadığım şey ise etrafımda yarattığım yıkımın bana az sonra çok pahalıya patlayacağıydı. Oo aman aman, nereye geldik böyle? Mavi köye geldik, şuna baksanıza. Geçen videoda viler yok muydu oğlum burada? Oo bak bak bak, bu köyde de bu Glitch'in bozduğu yaratıklardan var, şunlara baksanıza. Oğlum ben bunları patlatsam Glitch çok sinir olur ha. Dur şunları patlatayım şöyle. Oo bak bak bak, nasıl öldü. Glitch bunları görünce çok sinir bozacak abi. Oo şunları da şöyle patlatalım. Vallahi Glitch bunları görünce çok sinir bozacak abi. Onun canını okuyacağım, intikamımı alacağım ondan. Azbov kıymetliklerden açıldı. Gençler baksanıza, Bilal geldi. Oğlum durmasam ne yapacaksın ki? Şuradan bir koysam uçacağız zaten. Seni son geziyorum. Hemen buna bir son ver. Aman ne boşattın ha Bilal, sana şöyle bir koyayım da dersini al bakayım. Hop bakma bak nasıl uçurdum seni. Demek öyle ha. Bunu sen istedin Azbov. Al bakalım. Bunları dedikten sonra Vilar birden üstüme karanezlerini ateşlemeye başladı. Normalde Azbov'un bebek formunun bile Vilar'ı yenebileceğini düşünmüştüm ama yanılıyordu. Güçlerim yetersizdi. Lan eşek herife baksana oğlum, öbür videoda bu kadar güçlü değil bu. Oğlum baksana yarım kalbim kaldı, ne kadar vuruyor bu. Dur şunu şöyle patlatalım. Vallahi çok işe yaramıyor gibi ya. Oğlum buradan gitmem lazım acilen. Şuna baksana, canım bitecek. Ulan neyse dur, gitmeden şöyle son siftahımı yapayım şöyle. Oo canıma değsin Vilar. Ulan var ya, bu iş burada bitmedi. Var ya, bu köye geri döneceğim, başını yıkacağım bu köye. Görürsün sen Vilar. Yok edici Azbov'muş. Daha çok korkak Azbov diyelim biz ona. Ya bu kamera şakası falan mı abi ya? Şuna baksana, Vilar tarafından izledim resmen. Dondurma gibi eritecekti beni ya. Abi çok kötü, çok utanç verici bir şey bu. Ya benim gelişmek için daha hızlı bir yol bulmam lazım. Böyle blok patlatarak olmayacak bu iş. Belki de bu konuda ben sana yardımcı olabilirim. Ne dersin Azbov? Ana oğlum yaratığa bak. Oğlum kimsin sen? Nereden çıktın böyle? Niye buraya geldin? Ben yüce varlık Azbov. Zaman bekçisi tarafından sana rehberlik yapmak üzere görevlendirildim. Gelişmek için blokları patlatmaktan başka seçeneklerin de var Azbov. Mesela kıyamet eşyalarını toplamak gibi. Yok etmek senin kaderinde var.
Aa, kıyamet eşyaları demek ha? Kulağı tam yok edici Azbof'a göre gibi geliyor, harika. Da elinde hiç ipucu falan var mı bana verebileceğin, beni yönlendirebileceğin? Sana verebileceğim tek ipucu arayışına buz biyomunda başlamadı Azbof. Buz biyomu demek ha? Vallahi çok teşekkür ederim mücevherlik ya, adamsın. İyi tamam, ben zaman kalbimden gidiyorum o zaman eşyayı aramaya. Ne demek Azbof, benim görevim yolun açık olsun. 24. günden 37. güne kadar yüce varlığın bana dediği gibi buz biyomuna gittim ve kıyamet eşyalarının peşine düştüm. Bu sırada da patlattığım bloklar sayesinde normal Azbof boyutuna ulaşmıştım. Artık karşımda kimsenin duramayacağını düşünsem de az sonra yanıldığımı anlayacaktı. Oğlum oh be, sonunda şu bebek Azbof formundan kurtuldum ya, canım minnacık da o neydi öyle? Herhalde bu formla beni artık ezemezler diye düşünüyorum ya, dur bakalım. Şimdi bu yüce varlığın dediği şeyler umarım boş çıkmaz ya, buz biyomuna bakıyorum ben ama da öyle arıyorum da. Ah bir dakika, oğlum orada bir tane canlı geçiyor, baksana yalpalı olarak yürüyor. Dur hemen tüm takip edelim, bir yere götürecek galiba beni bu. Bak sen oğlum, iki bu yaratığı takip etmişim, şuna baksana dev bir tane ormana getirdi, böyle pembe ağaçlar falan var lan. Dur acaba kıyamet eşyası bunun içerisinde olabilir mi ya? Dur adamı takip etmeye devam edeyim şöyle ormanın içine doğru. Abo ormana gel, şuna baksana ağaçlar falan çok değişik lan burada. Vallahi ben kıyamet eşyasını koysam kesin buraya koyardım, şuraya baksana. Ormanın güzelliğine kendimi o kadar kaptırmış olacaktım ki dibimdeki tehlikenin farkında bile değildim. Ormanın sahipleri beni gözlerine kestirmişti bile. Bir dakika, o ses ne ya? Hop bir dakika, oğlum kurtlar yapan adamlar üstüme geliyor, şuna baksana, dur tuzak kurmuşlar bana, kaç. Ulan siz kimsiniz de beni tuzağa düşürsünüz ha? Size şöyle patlatayım da görün gününüzü, alın bakalım, oh canıma değsin. Hadi şöyle biraz daha vuralım, oğlum kaç oğlum, çok fazla vuruyorlar, bu ne oluyor? Hadi şöyle son bir tane vurdum, hepsini toptan patlatalım, tamamdır abi, GG easy. Bundan arkadaşlarını çağırmadan ben kıyamet eşyasını bulup buradan gideyim abi, burası çok tehlikeli. Ormandaki yaratıklarla daha fazla ilgilenmek istemediğim için hızlı bir şekilde kıyamet eşyasını aramaya devam ettim. Arayışımın sonundaysa ormanın sahibi olan kraliçe örümcekle karşılaştım. Ha sonunda buldum seni be. Sen ormanın sahibisin herhalde. Oğlum utanmıyor musun lan beni tuzağa düşürmeye? Şunlara baksana, tip tip bakıyorlar mı? Bunlarla uğraşıyorum 2 saattir ha. O kıyamet eşyasını elinden alayım da göstereyim gününü sana ben. Bugüne kadar kıyamet eşyasını elimden almayı kimse başaramadı. Sana daha da başarılı olacağını düşündürten de nedir? Söyle bakalım. Aman bak havalara bak. Sen yok edeceğiz bunu tanımıyorsun herhalde oğlum. Enerji toplarımı yiyince böyle konuşabilecek misin? Çok merak ediyorum doğrusu. Öyle olsun. Kraliçe örümcek bunları dedikten sonra birden üstüme iskeletlerini ve yalpalayan adamları saldı. Yalpalayan adamlar önden giderek iskeletleri koruyordu ve iskeletler de bana buz topları fırlatarak canımı azaltıyordu. Yalpalayan adamları halletmeden iskeletlere ulaşmam zor gibi gözüküyordu. Ya bunlar tahmin ettiğinden daha zeki çıktı ya, şunlara baksana. Öndeki yalpalayan adamlar tank görevi görüyor, arkadaki iskeletleri koruyor, onlar da beni donduruyor arkadan. Şunlara bak ya, taktik yapıyorlar resmen bana. Şöyle azıcık uzaklara gidip uzaktan patlatmam lazım şunları. Geç yaşım taktik yapıyorum, iyi seyredin, kendimi şöyle havaya fırlatayım. Hop tamamdır. Hadi buradan bana dolaşın da göreyim gençler. Aman dur şunlar geliyor, şunları patlatalım abi. Şöyle de bir tane daha vurduk mu tamamdır, gitti bitti. Hadi sizler kaldı, sizleri de şöyle halledelim. Hadi şöyle bir tane vuralım ve yes tamamdır. Oh be kurtulduk sonunda. Şimdi gidip şu kraliçe örümcekten hesap sorayım bakalım. Ya kraliçe örümcek öyle kalırsın ha, ne oldu? Bak tüm askerlerini mahvettim. Hadi ver şu eşyayı da gideyim buradan artık. Bak canına kıymayayım senin ha, son şansın. Beni köşeye sıkıştırdığına inanamıyorum Azbof. Her neyse öyle olsun, al madem. Ha şöyle yola gel be. Vallahi sonunda yeni bir silahım oldu ya, sıkılmıştım patlatmaktan etrafı. İyi neyse ben gidiyorum artık, sen ormanın tadını çıkar tek başına. Şimdi ben bu eşya tam olarak nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Böyle tıklayınca sadece buz üflüyor ama anlamadım yani, bir işe yaramıyor herhalde. Hop bir dakika, dur şunun üstüne denesek ne olacak, deneyelim. Oo oğlum şuna bak, mobları kontrol edebiliyorum bununla, harika bir şey. Sıradan bir buz üfleme eşyası değilmiş bu. İyi vallahi, o zaman Glitch'e karşı ordumu bununla inşa edip ona karşı savaşabilirim abi, çok güzel oldu bu. Glitch sen bitti, senin için geliyorum. 38. günden 49. güne kadar diğer kıyamet eşyalarını bulmak için arayışıma devam ettim. Arayışım sırasındaysa Glitch'in yarattığı izlere rastlamıştım ya da en azından ben öyle düşünüyordum. Bu izler aslında bambaşka birine aitti. Oo işe bak, Glitch'in izlerine rastladım lan. Acaba onunla savaşsam mı ya, biraz erken mi bilmiyorum ama kalp sayım falan da arttı, belki onu yenebilirim ha, ne diyorsunuz? Neyse ben şu izleri bir takip edeyim, en kötü oradan kaçarım, hani uzaklaşırım, çok bir şey olmaz ya, öleceğimi zannetmiyorum bu kadar kalple yani. Bu izler de bayağı uzunmuş ha, bayağıdır yürüyorum yani, nereye götürüyor acaba? Ah bir dakika oğlum, Glitch kendine ev mi yapmış lan, baksana çikolata evine falan benziyor, pembe pembe böyle değişik bozuk bloklar falan da var. Dur bir gidip bakayım, evde mi acaba Glitch? Ey Glitch dostum, ne haber, nasıl?
Nasılsın? Yine evin hayırlı olsun. Sana bir çay içmeye geldim. Çay ısmarlarsın değil mi bana? Asbof, senin evinde ne işin var ya? Hangi rüzgar attı seni buraya acaba? Bir dakika. Bu benim oyundaki normal skinim değil mi ya? Yani bensem, sen kimsin tam olarak anlamadım. Ben Rüya Pres Degze'yim. Glitch'in bozduğu Rüya Pres varyatlarından birisiyim. Vay yanasını ya. Demek ki zaman bekçisi Glitch zamanın kurallarını bozdu derken bundan bahsediyormuş. Oğlum benim bu Glitch'i daha içler sarpa sarmadan durdurmam lazım demek ki. Aslında sana güçlenip Glitch'i durdurmanda yardımcı olabilirim. Ama bir şartla. Glitch beni buna dönüştürdüğünden beri eski halime dönmeye çalışıyorum ama antidot olmadan dönemiyorum tabii ki. Glitch'in laboratuvarına girip bana antidot şişelerinden birini getirirsen belki sana sonraki kıyamet eşyasının yerini söyleyebilirim. Ne dersin? Bak kıyamet eşyası dedin beni kaptın vallahi. Tamamdır anlaştık. İyi o zaman bana laboratuvarın koordinatlarını ver, ben hemen gidip kapayım geleyim eşyaya. Çok zor olmasa gerek. Tamamdır Azof, harika. Seni tam burada bekliyor olacağım. Bol şans. 50. günden 61. güne kadar kendime minik bir ordu toparlayıp antidotu ele geçirmek üzere yola koyuldu. Bir sürü yürüdükten sonra ise Rüya Presegze'nin bana verdiği koordinatlara, yani Glitch'in laboratuvarına vardı. Bayağı yürüdük geçtiler ama sonunda Glitch'in laboratuvarına geldik ya. Vallahi çok yoruldum. Bir de ben ne olur ne olmaz diye kendime böyle minik bir ordu hazırladım. Böyle creeperlardan ve oyunculardan oluşan. Hani sonuçta içeride ne olacağını bilemeyiz yani. Hardcore oynuyoruz. Ölürsem oyun bitti sonuçta yani. Neyse o zaman gelin ordum içeri doğru gidelim biz yavaştan. Hareket edelim. Buranın kapısı nerede ya? Bir türlü bulamadım. Böyle duvarın dibine geldim de. Dur bakayım. Buldum. Kapı buradaymış. Tamamdır. Şöyle hemen içeri doğru girelim. Oha, ortama gel. Şuraya baksana. Korku filminden fırlama laboratuvar gibi burası. Yalnız tabii ki benim bu askerlerim kapıdan geçemiyor çok kalabalık olduğu için. O yüzden şöyle hemen şöyle duvarı patlatalım onlar için. Hop, tamamdır. Oğlum ortanın içinden geçtik lan. Dur yavaş yavaş. Dur şimdi, biri duyacak falan, bizim başımız belaya girmesin ya. İşimizi hemen halledip buradan gidelim gençler. Hadi beni takip edin. Ordumla birlikte duvarı patlatıp içeri girdikten sonra hiç zaman kaybetmeden antidotu aramaya koyulduk. Hesaba katmadığım şey ise laboratuvarın içinde beni bekleyen çok tehlikeli bir varlığın olmasıydı. Laboratuvarda yalnız değildi. Vallahi bayağı bir gezdim ama bu odalarda pek bir şey yok gibi. Bir de şuradaki büyük odaya bakalım hemen. Baksanıza, burada camları kırık bir tane kapsül var lan. Çok ilginç bir şeye benziyor. Oğlum burada deney maney mi yapıyordu Glitch acaba? Ne yapıyordu lan? Bir şey, değişik bir şeyler denemiş herhalde burada. Neyse. Gençler baksanıza, buldum galiba. Aynen, tot çizgi yazıyor üstünde. Şunu şöyle hemen alalım da kıyamet eşyası artık bizim olsun ya. Oğlum o ne lan? Kocaman mutant zombi ama Glitch'ti. Oğlum bu ne lan? Nasıl bir yaratık bu? Kapsül demek ki boşuna değilmiş. Yanılmamışım. Burada yalnız değilmişiz. Hadi izleyicinize dalsanıza. Hadi koş 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 koş. Bunu havaya uçurum. Canlı bırakmayın. Hadi bakayım göreyim sizi. Bir dakika ya. Oğlum resmen üstüne nükleer attım. Nasıl canlı çıkabilirsin benim ordumdan? İnanılmaz bir şey. Sen ordumu yok edersin demek ha? Ben de senin kontrolünü ele geçireyim de gör bakalım gününü. Bir dakika ne oluyor ya? Kontrol cizmi işe yaramadı, olamaz. Hayır, kaçmam lazım buradan. Şuna baksana, canımın yarısını indirdi. Kaç 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 kaç. Beni takip ediyorum bakayım. Oğlum arkamdan geliyor, hala beni takip ediyor. Kaç 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 kaç. Gerek kontrol cihazım olsun gerek ordum olsun hiçbir şekilde bu yaratıkla baş edemediğim için Glitch'in laboratuvarını terk etmeye karar verdim. Sonuçtan tutu aldığım için burada kalmamın bir anlamı kalmamıştı. Şu köşeyi de döndüğümü tamamdır, çıkışın orada olması lazım. Derken oğlum küçük kırmızı Glitch'ler mi? Sizle hiç uğraşamayacağım, sizi şöyle patlatalım. Ulan şuna bak, hala takip ediyor ya. Sen de şöyle patla. Tamamdır. Tamamdır. Şu duvardan çıktık mı kurtulduk. Vallahi laboratuvarı terk ettik. Şu aradan geçeyim de bizi takip edemesin. Ne oldu? Açtığın ısından geçemiyorsun bakıyorum da. Ya böyle kalırsın işte oğlum. Neyse bu etraftan başka bir yol falan bulmadan ben buradan uzaklaşayım. Vallahi canıma kıyar bu ya. Şuradan gidelim hemen şöyle. O Rüya Pres varyantının bana göstereceği kıyamet eşyası güzel bir şey olsa iyi olur. Yoksa o çikolata evini başına yıkarım başına. 62. günden 73. güne kadar elde ettiğim antidot şişesini Rüya Pres Egze'ye götürmek üzere yola koyuldum. Eve geri döndüğümde ise karşılaştığım şey beni şoka uğratmıştı. Glitch Rüya Pres Egze'ye saldırmıştı ve onunla oyuncak gibi oynuyordu. Demek Azbuff'a laboratuvarımın yerini söyleyip antidotu çalan sensin, öyle mi Rüya Pres Egze? Sana son sefer yaptıklarım yetmemiş anlaşılan. Buna bir son ver, ben bir şey yapmadım. Lan Glitch, adamı rahat bıraksana oğlum. Çocuğun zaten tipini kaydırmıştı, şimdi bir de oyuncak gibi oynuyorsun onunla. Şunun haline bak ya, rahat bırak onu. Çeneni kapa Azbuff. İşbirliği yaptın, herkesin sonu böyle olacak. Tam da bu anda Rüya Presegze daha fazla Glitch'e dayanamadığı için birden patladı ve ortadan yok oldu. Onun yok olmasıyla birlikte benim de tüm emeklerim çöpe gitmişti. Çünkü bana kıyamet eşyasının yerini söyleyecek kişi oydu. Ya uf, o kadar laboratuvara gidip boşuna mı savaştım ben ya? Ulan var ya, seni mahvedeceğim Glitch var ya.
Artık dersini almışsındır Azbob. Benimle sakın uğraşma. Hoşça kal seni zavallı. Ya gidiş her işe burnunu sokması olmuyor değil mi ya? Kıyamet eşyasını almaya o kadar yaklaşmıştım ki ya. Rüya Preseksi'yi patlatamam, havayı uçurdu. Ulan madem Rüya Preseksi'den direkt bilgi alamıyorum, ben de gidip evini araştırırım. Bakalım evimde bir şey saklıyor muymuş. Aa, bir dakika. Baksanıza Rüya Preseksi evinde Tekno X'i saklıyormuş. Şuna bak. Dur bakayım, şunu şöyle hemen elime alayım, dışarı koyayım. Bakalım dışarıda bunu aktive edebilecek miyiz? Şöyle deneyelim hemen. Vallahi bunun düğmesi falan yok gibi ama şöyle vursam çalışır mı? Aha, vallahi çalıştı lan. Merhaba, Tekno X'e hoş geldiniz. Abi çok iyi. Vallahi Tekno Rüya Preseksi bana kıyamet eşyasının yerini söyleyecekti ama sen de söylersin herhalde değil mi? Glitch'in düşmanlarına asla yardım etmem. Bu koduma aykırı. Aman aman triplere bak, efendisini de beğenmiyor. Şuna bak ya. Ben senin kontrolünü ele alınca da böyle konuşabilecek misin, görelim bakalım. Azbob efendim, size nasıl yardımcı olabilirim? Ha şöyle yola gel be. Şimdi bana söyle bakalım. Sonraki kıyamet eşyasını nerede bulabilirim? Veri tabanımda kıyamet eşyasını bulunduran ilkel bir kabilenin koordinatları bulunuyor. Bak sen, ilkel bir kabile demek ha. İyi, harika, oraya götür o zaman beni hemen. Tabii ki efendim, emredersiniz. 74. günden 85. güne kadar Tekno'yu beni götürdüğü koordinatlara doğru takip ettim. Binlerce blok yürüdükten sonra vardığımız yerse çöl iklimine sahip kurak bir biyomdu. Tekno daha gelemedik mi ya? Binlerce blok yürüdük oğlum, ne uzaktaymış burası. Çok yakınız efendim, merak etmeyin. Oh iyi bari ya. Valla ben ilkel kabile olsam tam böyle bir yerde kurulurdum yani, bana öyle geldi. Çok yakınız bence de. Oo bak sen, şuraya baksanıza. İlkel kabilenin yerleşkesini bulduk, geldik sonunda. Valla ilkel kabileyi yenerim diye düşünüyorum yani. Koskoca ök edici Azbof ilkel bir kabileye yenilmeyecek herhalde değil mi? Kıyamet eşyasını almak o kadar zor olmamalı. Alo, yok edici Azbof geldi. Dışarı çıksanıza, size bir şey sormak istiyorum. Tekno, sen bu koordinatların doğru olduğuna emin misin? Yani ben burada kimseyi bulamadım. Şuraya baksana, bomboş gözüküyor. Hani yanlış kabileye falan gelmiş olmayalım. Koordinatlar burayı gösteriyor efendim. Doğru yerde olmalıyız. Tam bu anda etrafımız kabile sakinleri tarafından sarıldı ve saldırıya uğradık. Tekno'ya hemen bir tane çadırın arkasına gidip saklanmasını söyledim ve ben de kabile sakinleriyle savaşmaya başladım. Kabilenin üstüme fırlattığı kemikler tahmin ettiğimden daha çok hasar veriyordu. Lan bir şey diyeceğim, ilkel bir kabileye göre gereksiz güçlü değiller mi abi? Şunlara baksana, ne biçim kemik fırlatıyorlar, canım çok azaldı. Kaç 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 kaç. Ulan madem sizi yenemiyorum, ben de sizi benden yaparım. Ne de olsa ne demişler, düşmanını yenemiyorsan ona katılacaksın değil mi? Ah şöyle dönüştürelim sizi. Oh canıma değsin, orduma hoş geldiniz. Şöyle son bir tane kaldı, tamamdır abi, hepsini dönüştürdük. Gençler orduma hoş geldiniz. Emin olun bana çalışınızda çok memnun olacaksınız. Bak arkadaşın heyecanla hoplayıp zıplıyor bile. Tam her şeyin lehime döndüğünü düşündüğüm sırada kabilenin şişko reisi hoplayarak çadırından çıktı ve üstüme doğru gelmeye başladı. Asıl savaş şimdi başlıyordu. Şuna da öyle izlemesenize, dalsanıza. Hadi ben ilk zifte açıyorum, şöyle daldım. Hadi dal 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 dal. Sıkıştırın onu, sıkıştırın, hadi bakayım. Lan dur, geri at askerlerimi. Aman dur dur dur, lazer atıyorum, bu ne? Destek olayım şöyle hemen. Hadi onu sıkıştırdık gibi şöyle dal 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 dal. Lan yine savurdu bizi ya. Hadi darla 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 onu. Lan bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Süper ne attı? Bu ne oğlum? Yanıyorum yanıyorum. Kaç 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 kaç. Ulan madem ordumu yok edersin, ben de seninle kendime giderim. Gel bakayım buraya şöyle. Gökyüzünden süpernova yağdırıyor. Şöyle dolacamam lazım. Zıpla 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 zıpla. Şöyle bir tane çakalım. Güm, nasıl havayı fırlattım ama. Hop bir dakika, tekrar hızlı attı. Şöyle kaçalım 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 kaçalım. Ulan dur, yine süpernova yapıyor ya. Dur 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 dur. Oğlum güneşi patlattı adam. Şuna bak ya. Hadi şöyle son bir tane vurduk mu? Tamamdır abicim. Kazandık. Bak maskesi de yere düştü böyle havadan. Oo bak sen. Sonraki kıyamet eşyası bu olmalı. Dur şunu elime alayım hemen, şöyle bir deneyeyim şöyle. Bir dakika, şuraya doğru ateşliyorum şimdi. Hop bir dakika. Ne oluyor lan? Hop. İşte bak, ben tam buna kıyamet eşyası derim. Şuna baksana, ortalığın içinden geçti resmen. Efendim, eğlencenizi bölmek istemem. Ancak çok önemli bir gelişme oldu. Görünüşe göre Glitch dev bir reaktör yaratmış. Çok geç olmadan onu durdurmanız gerekiyor. Yoksa tüm emekleriniz boşa gidecek. Dev bir reaktör mü? Oğlum tam yeni güçler elde ediyorum. Glitch daha da fazlasını elde ediyor ya. İnanılmaz bir şey. İyi o zaman hemen reaktörün yanına gidelim de onun reaktörünü kafasında patlatalım. Yok edici Azbof senin için geliyor Glitch. 86. günden 99. güne kadar Glitch'in reaktörünü patlatmak üzere Tekno ile birlikte yola koyuldu. Tekno yalan söylemiyordu. Glitch gerçekten de kocaman bir reaktör inşa etmişti. Bak sen, Glitch yine neyin peşinde? Şuna baksana, kocaman bir reaktör yapmış. Kırmızı ışıklar falan çıkıyor. Tekno ne diyorsun bu işe? Tek bildiğim şey Glitch'i amacına ulaşmadan durdurmamız gerektiği efendim. Doğru diyorsun Tekno ya. Glitch belki de tüm dünyayı glitchlemeye çalışıyordur bu reaktörle. Neyse ben çok geç olmadan onu durdurmaya gidiyorum o zaman. Hadi bana şans
dile. Bol şans efendim, bunu başarabilirsiniz. Hello kloncuklar, gelin bakalım buraya da yeni güçlerin tadına bakın. Size şöyle nükleer atayım bir böyle. Oh şuna bak, gökten kayalar yağıyor, şuna baksana. Oğlum meteor yağdırıyorum resmen. Şöyle bir tane daha arkama doğru bırakalım şöyle. Hop tamamdır, biraz daha gökten yağdıralım. Oh oh oh, afiyet olsun. Şuna baksana oğlum, bunlar çok kolay lokma lan, bana dokunamıyorlar bile. Neyse abicim, bu iş fazla uzadı. Size de şöyle bir tane daha çaktık mı, hop tamamdır abi, hepsi yok oldu neredeyse, çok iyi. Oğlum ortalığa bak, savaş alanına döndü resmen burası. Şimdi Glitch muhtemelen şu ortadaki reaktörün orada duruyor. Hemen gidelim reaktörü de patlatalım, bu işi bitirelim abi. Abo reaktör çekirdeğine baksanıza, Glitch enerji küpünden reaktör çekirdeği yapmış, böyle radyoaktif bir şeye benziyor. Oğlum Glitch tebrik etmek lazım lan, adının hakkını veriyor yani. Bu arada Glitch demişken Glitch ortada gözükmüyor, biz işi bitirelim o yokken o zaman. Yine mi sen Azbof, benimle uğraşma diye sana kaç kere söyledim ha? Lan oğlum bak, benimle laf dalaşına girme, vallahi üstüne meteor yağdırırım senin. O reaktör çekirdeğini kafanda patlatacağım şimdi, görürsün sen. Kafamda patlatacakmış. Artık her şey için çok geç Azbof, reaktörüm çoktan hazır. Gösteri başlasın. Tam bu anda Glitch'in reaktörü birden havaya uçtu ve Glitch'i dev bir yaratığa dönüştürdü. Glitch'in reaktörü yapmaktaki amacını şimdi çok daha iyi anlamıştı. Reaktörün gücünü absorbe ederek Glitch dünyayı ele geçirecekti. Başım çok büyük dertteydi. Lan sapık herif, ne yaptın kendine? Şuna bak, dev yaratığa dönüştü. Oğlum bomba atıyor, Glitch klonları, Glitch'ler falan doğuruyor. Oğlum bu ne? Kaç 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 kaç. Ya normalde bunlarla baş edebilirim de bu kadarı fazla, hem gökten bomba yağıyor hem de klonlar geliyor. Oğlum ben bunları nasıl başaracağım? Şuna baksana oğlum, her yerde klon var. Kaç 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 kaç. Güvenli bir yere gitmem lazım benim. Of tamam, şöyle şuraya girdim mi tamamdır. Beni burada bulamaz ağaçların arasında. Oğlum yaratığa bak lan, eşek kadar, bu ne oğlum? Hangi dili saklandıysan derhal ortaya çık Azbo. Seni yok edeceğim. Tekno ne yapacağız şimdi? Hesapta bu dev yaratık yoktu. Bununla baş edemem hayatta. Güçlerim yetmez buna benim. Belki de bu konuda ben yardımcı olabilirim. Bir dakika. Glitch değil mi? Oğlum senin burada ne işin var lan? Glitch'te kapatmam gereken bir hesabım var. Ve sana yardım etmek istiyorum. Laboratuvardan çaldığın o antidotu bana at bakalım. O an antidot şişesinin önemini anlamasam da itiraz etmeden Glitch Steve'e şeyi verdi. Glitch Steve de şişeye bir şeyler yaptıktan sonra şişeyi tekrar bana verdi. Kıyamet günü iksiri mi? Bu galiba son kıyamet eşyası. Vallahi kaybedecek bir şeyim yok zaten. İçeyim gitsin yani iksir artık. Ne yapalım? Böyle yapacağız artık. Hop. Bir dakika, ne oldu, hasar yedim ve partiküller falan çıkıyor, ne oluyor oğlum? Abo bak 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 bak, artık uçabiliyorum, şuna baksana. Azbof'un tam formuna ulaştım sonunda be. Oh be, işte bu şekilde denebilirim Glitch'i sonunda. Ulan Glitch gel bakayım buraya, şimdi sana haddini bildireceğim, gel bakayım buraya. Ya Glitch dostum ne oldu, bak havadan bana vuramıyorsun şimdi değil mi? Bak külahları değiştik şimdi. Sana şöyle Armageddon saldırımı yapayım da gör gününü. Bak 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 bak, nasıl yağıyor, bak bak bak. Oh gökten meteor yağdırıyorum sana, oh afiyet olsun, canıma değsin. Hayır. Nasıl uçabilirsin? Oğlum Azbof'un uçabildiğini herkes biliyor. Sadece biraz geç aldım, o kadar uçma gücü. Dostum neyse, ben artık uzatmayayım. Sana söyle, son vuruşumu yapıyorum ve seni cennete uğurluyorum. Hadi hoşça kal. Hayır. Ve Azbof yine galip geldi. O zaman dans.